kardeşlerimi sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Cuma günü çalışmanın bir sakıncası var mıdır? Eskiden ben çocukluk yıllarındayken evde söylenirdi. Annem, ablalarım derlerdi ki bugün ev süpürmeyin, cuma günü çalışmak yasak diye. Ben de çok merak ederdim. Niye Allahu Teala cuma günü insanlara çalışma yasaklasın ki diye. Daha sonra öğrendim ki meğer doğru bir olay yanlış değerlendirilmiş ve dar anlamda yapılan yasaklama geniş anlamda zannedilmiş. Kur'an-ı Kerim'in Cuma suresindeki Cuma ismiyle anılır o sure. Cuma suresinde Rabbimiz şöyle buyurur. Cuma günü namaz için çağrıldığınızda alışverişi terk edin ve namaza koşunuz. Şimdi burada cuma namazı vaktinde yani cuma namazı kılınırken iç ezan okunması, hutbe zamanı ve cemaatle cuma namazının kılınması anında üzerine cuma namazı farz olan insanların çalışması, alışveriş yapması, cumayı terk etmesi haram. Bu böyleyken bir kısım insanlar bunu bütün cuma gününü şeklinde ifade etmişler. Dolayısıyla olayın e, özü, Cuma namazı vaktinde Cuma namazı hutbesi ve Cuma namazı kılınırken çalışmanın haram olmasıdır. Bu da Cuma namazı üzerine farz olan kimseler içindir. Dolayısıyla bunun dışındaki zamanlarda Müslümanların çalışmasının, herhangi bir helal iş yapmasının hiçbir sakıncası yoktur. Hatta bu ayeti-kerimenin sonunda namaz bittikten sonra yeryüzüne dağılın Allah'ın fadlı kereminden, lutfundan ve ihsanından isteyin diyerek müminlerin dini ibadetlerini yerine getirdikten sonra yine Cenab-ı Hakk'ın kainattaki memleketinde dolaşmalarını ve Allah'ın lutfundan istemelerini Rabbimiz bize tavsiye etmektedir. Öyleyse cuma günü neden çalışmak haram olsun ve yasak olsun? Ama Müslümanların cuma günü bayramı olması ve cuma gibi cemaatle beraber e, ifa edilen bir ibadetin bulunmasından dolayı e, cuma günü eğer tatil olsa e, Müslümanlar o gün bu ibadetlerin daha güzel yapsalar ve birbirlerinin dostlarını ziyaret etseler elbette daha güzel olacaktır. Ama diyelim ki tatil değil bulunduğumuz ülkede veya yerde cuma günü mesai var. Biz cuma namazımıza göre mesailerimizi ayarlayacağız. Okullarımızı ona göre tanzim ve tertip edeceğiz ve Allahu Teala'nın müminlerden istediği bu büyük ibadeti, bu farz ibadeti zamanında mükemmelen yerine getirmenin yollarını arayacağız, bulacağız ve mutlaka bu namazı bir şekilde yerine getireceğiz inşallah.